Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli hocalarım. Bugünkü Arapça dersimizde avamilin üçüncü nevinin misallerinden bahsedeceğiz. Birinci nevi harf-i cerlerdi. İkinci nevi ismini nasb, haberini raf edenlerdi. Üçüncü nevi de bunlar da ismini raf ediyor, haberini nasb ediyor. Yani raf ediyor, normal harekeli olan İrab'da ötürü okutuyor, nasb ediyor demek de fete okutuyor. Ama bu tam bir tercüme değil. Çünkü harekeli olan İraplar da var. Onlarda ötürden ve fete'den bahsedemeyiz. Oralarda harflerden bahsedebiliriz. Vav, ye, elif gibi. Şimdi bu kısımda evet. Ennev-u thalitü, üçüncü nev'i, ennev-u thalitü, üçüncü nev'i nedir? Harfani. Bakın harfani değil mi? Harfün, harfani, iki tane harf anlamına geliyor. Harfün bir harf, harfani iki harf. Cemisi çoğulu da ahrufin diye gelir. Öyle iki harf ki terfani raf ediyor. Yani ötürü okutuyor. Neyi? El isme, ismini. İsmi raf ediyor. Ve tansibani nasb ediyor. Neyi? El habere, haberinde nasb ediyor. İki tane harf. Ve huma, bu iki harf nedir? Ma ve la. Ma ve la harfleridir. Öyle ma ve la ki el müşebbehetani benzeyen. Neye benzeyen? Bi leyse. Yani mana olarak leyse'ye benzeyen iki tane harfmiş bunlar. Misallerini vereceğiz. Ne gibi? Nahvı. Mallahu Teala mütemekkinen bir mekani. Mallahu Allah olmadı. Öyle Allah ki Teala yüce olan Allah. Nedir olmadı? Mütemekkinen yerleşmiş olmadı. Nereye? Bir mekanin bir mekana veya burada bir harfi cer ala manasına da olabilir. Ala mekanın bir mekan üzerinde yerleşmediği anlamda çıkabilir. Şimdi buradaki ma leyse benzeyen ma'dır. Burada Allah'u ismini raf etmiştir. Yani burada ötürü okutmuştur. Mütemekkinen haberini de bakın iki üstünü var. Üstün okutmuştur. Bu mana olarak ma'yı yani leyse'ye benzediği için buraya bir leyse koyacak olursak bu şöyle okunur o zaman. Yani bir kelimeyi başka bir kelimeyle tefsir edeceksek hem böyle Arapça tefsirlerde ayeti Arapça başka bir lafızla tefsir ederken böyle hani derslerde bahsetmiştik. Önüne yazıyorlar yani ey yani manasına. Buraya da o zaman nasıl tefsir ederdik? Buraya bir ma yerine bir leyse koyardık.
Ne olurdu o zaman? Yani mana leysallahu teala mütemekkinen bir mekanı. Leyse, yani şu leyse ma yerine olsaydı olmadı. Kim? Allahu Teala. Hazreti Allahu Teala olmadı. Nedir olmadı? Mütemekkinen bir mekanın bir yerde mekan tutucu olmadı. Yani mekandan münezzehtir. Aynı şekilde bu la da böyle. La harfi. Ve la şeyün herhangi bir şey olmadı. Nedir olmadı? Müşabihen, benzeyen olmadı. Kime? Lillahi Teala. Allahu Teala'ya benzeyen olmadı. Bu da aynı şekilde leyse kullanırsak aynı manaya geliyor. Leyse şeyün müşabihen lillahi teala diyebiliriz yani. Şöyle. Leyse şeyün. Devamı da müşabihen lillahi teala. Bir başka misal. Nahvu mettekabburu laiqan lil alimi. Bu da aynı şekilde leyse. Tekebbür olmadı. Nedir olmadı? Laikan yakışık olmadı. Yakışır olmadı. Kime? Lil alimi. Alime. Yani alime tekebbür, kibirlenmek yakışmaz anlamında. Aynı şekilde leyse tekebburu laikan lil alimi diyebiliriz. Bir başka misal ve la hasedun hasedun bakın helalen herhangi bir haset helal değildir. Helal değildir ne demek? Haramdır. Aynı şekilde burada da la yerine leyse kullanılabilir. Leyse hasedün halalen anlamına gelir. Yani haset helal değildir anlamı çıkar. Aynı şekilde mesela bazı ayet-i kerimelerde ma ile gelen ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Allah nedir? Sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Buradaki ma da aynı şekilde leyse manasına. Ama tabi burada gafilen olması gerekirken harfi cer geldiği için gafilin olmuş. Ama bu sirasetmesin. Etmesin. Burada önemli olan ma'nın leyse manasına geldiği. Aynı şekilde burada da ve me'le zalimine min ensar zalimler için hiçbir yardımcı yoktur anlamında. Şimdi bizim iki tane kahramanımız vardı. Zeyd ve Amr. Onlardan misal verecek olursak Mâ zeydün âmilen bi ilmihi. Ey yani Leyse zeydün âmilen bi ilmihi. Mâ zeydün zeyd değildir veya zeyd olmadı. Nedir olmadı? Âmilen bi ilmihi. İlmiyle amel eder olmadı. La amrun câlisen. Amr da oturucu değil. Bildiğimiz ve tini ve zeytuni diye okuduğumuz sure-i şerifede son surede Hazreti Allah ne buyuruyor? Şurada Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Yani bazen de bu ma ve la yerine leyse de geliyor. Şimdi tabi bu biraz da böyle birbirine muvafık olsun diye. Yani ses birbirine uygun çıksın diye. Şunu ne demek istiyorum? Şimdi bunun başında mesela şuraya yazıyorum. Eleyse. Burada bir soru işareti var değil mi? Eleyse. Hemze-i istifham var. Şimdi bunu ma ile kullanmak biraz böyle tuhaf olur. Çirkin bir ses çıkarmaya vesile olur. Onun için eleyse kullanılmıştır. Yani emallahu bi ahkemil hakimin değil de
Eleyse Allahu bihakimin hakimin veya el Allahu bihakimin hakimin, bu da böyle biraz farklı mana olarak da anlaşılabilir veya kıraata uygun olmayabilir. Ama eleyse denildiği zaman burada bir muvafakat var. Sesle bir uygunluk var, tevafuk var. Eleyse Allahu bihakimin hakimin. Yani Cenab-ı Hak hakimlerin daha hakimi değil midir? Yani hüküm koyanların hüküm koyucusu değil midir diye soru soruyor Cenab-ı Hak. Tabi bu ayet-i kerimeden sonra ne diyoruz? Bela ve alâ zâlike mineşşâhidin diyoruz. Ondan sonra başka bir ayette Mâ leküm min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Sizin için Allah'tan başka herhangi bir dost veya yardımcı yoktur. Bu da aynı şekilde bu maada leyse manasına. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.